Problem Çocuk mesleğinde bir skeç gelecek. Atakan Çelik yazdı. Ben de problemli bir çocuktum bu arada. Hadi canım. Ben damdan inmezdim. Gecekondu mahallesi. Sürekli tavanda. Benim babamın tekstil atölyesi vardı mahallede. O kadar uyuz oluyorlardı ki bana. Babam maaşlarını ödemediği için. Yani her zaman ödememe değil. Aksattığı için. bobinler vardır böyle. Kumaşların arasında sert kalın bobinler var. Babam maaşları ödemediği gün beni damdan düşürme oyunu yapıyorlardı. İki kere korum kırıldı benim. Tabii. Onu böyle sallayıp beni düşürmeye çalışıyorlardı. Bir şekilde maaşlarını alıyorlardı yani. Zoraki bir şey. Yani başka şekilde kendilerini tatmin ediyorlardı. Buradan da hepsine selam olsun. Selam. Ama bu senin yaramazlığın değilmiş ki ya. Babanın ödememezliği. Ama ben damdan onlara söylüyordum. Alamadınız değil mi diye falan. Ne diyorsun? Ne oldu lan? Maaşlarınız mı yatmadı? He falan mı yapıyordun? Vallahi öyle yapıyordum. Sürekli öyle yapıyordum. Ya hak ediyormuşsunuz. Problem Çocuk mu? İsimli skeç geliyor. Atakan Çelik yazdı. İyi seyirler. Bunlar ne konuşuyor bu kadar uzun ya? Bu pedagog niye sürekli lafı uzatıyor? Daha fazla para alabilmek için mi acaba? Ya Rabbim, taksi mi bu ya? Yolu uzatıp da dolandırsın. Şişt, sana bak. Ha? Yarın da bizim 5'te terapimiz var, unutma. Biz var ya evliyken bu kadar görüşmüyorduk ha. O yüzden boşandık. Daha çok görüşelim diye mi? Sus Semih! Sus diyorum tanım. Hı. Ay Fıralcığım, verdiğim görevleri haftaya kadar yapıyorsun, tamam mı? Tamam anneciğim. Anneciğim? Sana demedim Nevin. Benim annem artık pedagog Nur'dan, tamam mı? Aa, bu bıyıklı amca da kim ya? Ne diyorsun lan? Tamam. Ama Buracan'cığım, ne konuştuk? Boşanmış olsalar bile onlar hala senin annen ve baban. Aa, ben problemli bir çocuğum ya, şu an duymamazlıktan geliyorum. Tamam işte Buralcan, biz de senin bu problemlerini çözmeye çalışıyoruz ya oğlum. Beraber çözeceğiz değil mi? Gitmeyeceksin o zaman. Yani. Tamam, eğer gidersen yumruğumu ağzıma sokarım, kilitlerim çenemi. Buralcan, hayır anneciğim, annem! Roket! Ne yapıyorsun lan? Buralcan! Buralcan! Hocam, neyi var ya tam olarak? İncinmiş. Yani sizin ayrılmış olmanıza üzülüyor tabii. Çocuk bu yaşlarda çok görülen bir sendrom. Ben dedim sana. Bu çocuk biraz büyüsün, öyle boşanalım dedim. Küçükken boşanmayalım dedim. Dinlemedin. Susayım. Ama merak etmeyin, yakında geçecektir. Hah. Madem tamam. Yakında geçecek, biz buna niye bu kadar para veriyoruz ya? Değil mi anasını bir şey? Bir susar mısın Semihciğim? Susarım. Hocam teşekkürler. Bir dahakine de oturmaya gelin. Böyle İnşallah. Ayakta kaldık. Kesinlikle geleceğim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben gideyim o zaman. Tabii, buyurun. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Kapı burada. Gideyim. Tabii buyurun. İyi günler. Oldu. Ben gidiyorum. Güle güle. Bununla uğraşıyor. Oldu. Ya. Oldu. Oldu. İyi günler. Neyi kovalıyor? Size de. Kapı da açılmıyor. Ha, o kapı bozuldu. Yaptırırız biz onu sonradan. Sen parasını vermedin mi kadının? Ben buna her hafta para mı vereceğim ya? Her hafta para vereceksin tabii. Sürekli ben buna çalışıyorum. Ya her hafta geliyor kadının işi bu kadar işte. Geçen ay verdim ya. Geçen ay vereceğim, bu ay vereceğim. Kapsın sen. Çenen çekilsin Allah korusun ya. Al. Ay hiç acelesi yoktu vallahi. Kapı da açıldı. Tabii. Şans. Ya o paraya ne kapılar açılır? Lan versene alt dişlerimi, it. Anne. Vermeyeceğim. Eşek sıpası. Anneciğim, anneciğim. Eşek sıpası. Bak ama önünde ne dedik? Yanındayken küfretmeyeceğiz dedik değil mi? Yanında demedim, arkasında dedim. Hadi ver. Vermeyeceğim ya. Eğer babam benimle bugün arabalı yatağımda beraber yatarsa verin. Ama biliyorsun ben artık burada kalmıyorum. Burası... O zaman vermiyorum. Vallahi ama benim bak, için hiç sakıncası yok. Ne ben... kadar üzüldü. Bak, bak annen ağlıyor. Hadi. İyi tamam hadi. Hadi verme lan, verme. Hadi ver. Aa, piç kurusu. Anne! Oğlum, anneannen sana öyle demek istemedi, tamam mı? Anneannen sana öyle demek istemedi. Öyle dedi. Kimsesizim ben. Sokaklardayım, yapayalnız. Bir kuru ekmeğe muhtaç bir çocukum ben. Ya Vuralcan, böyle yapma bak. Oğlum bizi de üzüyorsun. Heh, şunu takayım. Bana oğlum deme, bana oğlum deme. Anne bir yıkasaydın. Olsun, akşam o balık var zaten. Damat, sen aç mısın? Açım vallahi ya. Ben tokum. Anne, anneciğim. Ben bakarım.
Merhabalar. Merhaba. Aa, bu kim, yeni babam mı? Ah keşke. Daha öbürünün kanı soğumadı ya, ne keşke. Baba, babacığım, evladım. Ne diyorsun? Hayır ya, ne alaka? Ne yapıyorsun oğlum? Ya bunların hepsi benim çocuklarım. Tanıştırayım. Deniz Bey, Vuralcan'ın yeni matematik hocası. Semih de benim eski eşim. Ha, memnun oldum Semih Bey. Ben eski. Ben de memnun oldum da. Yani özel derse falan ne gerek vardı? Ben Vuralcan'a bildiği bütün her şeyi öğretiyorum. 8 kere 7. 12. Gördün, adeta bir Pisagor. Baba sen herife uyuz oldun değil mi? Yakışıklı makışıklı ya. Lan tip bir şey değil de boyuzun, o sıktı beni. Siz isterseniz geçin içeri, dersten sonra görüşürüz, olur mu? Tabii. Gel Vuralcan, gel. Biz birlikte çalışalım canım benim, gel. Şey, acaba annem de gelse mi? Tam bir aile gibi oluruz he. Ama Vuralcan, senin dikkatini de alır oğlum. Sonradan yaparız bunu. Aa doğru, aşkla işi birbirine karıştırmamak lazım. Ay adam o kadar yakışıklı ki, kadın kılığına gelse ne kadar yakışıklı kadın derim, o derece. Çekil şuradan. Deniz Hoca, atlı üstü sayıları biliyor musunuz? Anne! Nevim, ne gerek vardı şimdi böyle matematik dersi falan? Öyle mi? Ha. Bir önceki Alev Hoca için aynı şeyleri söylemiyordun Semih. Alev Hoca çok iyiydi. Ya! Tabii. Öyle mi? Ha, yok ama matematik konusundaydı yani. Toplama olsun, çıkarma olsun, o konular... Benim de çarpmam iyiydi, unuttun mu? Benim tarihim biraz zayıf biliyorsun. Oradan. Çekil. Nerede o Vuralcan? Alper Bey, buyurun. Bir sıkıntı mı var? Evet var. Oğlunuz oğlumu dövmüş. Bu sizin oğlunuz mu? Evet galiba, çünkü bana oğlum diyor. Yazık. Çocuk hiç gelişememiş. Doğru. Bebekken onu çok güneşe çıkarmadık. O yüzden gelişimini tam tamamlayamadı. Ağlama yavrum. Ağlama canım. Ağlama benim baba. It's okay Safa. It's okay. I'm here. Vuralcan! Vuralcan, buraya gel çabuk. Ne ya? Ne var yine ya? Katil geldi. Baba katil geldi. Baba katil geldi. Koru beni. Bak koru beni. Oğlum sen bundan mı dayak yedin lan? Öyle gözüktüğüne bakma baba. Pitbull gibi bunun dişleri pitbull basıyor. Anneciğim, neden yapıyorsun sen bunu? Niye yapacağım? Başımda ana yok, baba yok. İşim gücüm içlik, serserilik. Sevim amca. Bu sadece beni değil, herkesi dövdü bu. Herkesi dövdü. Herkesi. Toz işine de girdiler bunlar. Ne tozu lan? Leblebi tozu. Burnumuzdan çektirttiriyorlar, apşı tutturuyorlar bizi. Aa, nerede o Sıpa oğlu Sıpa? Bak, bilerek yapıyor, haberin olsun ha. Sıpa oğlu Sıpa. Anne bak. Anladık, yapma şu Sıpa oğlu Sıpa. Bak ya. Tamam. Anne sen bir de ne oldu? Öğretmenini lavaboya kilitlemiş. Ne? Sen niye buradasın? Salon geniş, hoşuma gidiyor. Anneciğim, adamı niye çıkartmadın? Anam, onu unuttum, dur. Vuralcan, çabuk üzülür arkadaşına. Özür dilerim. İt lan. Oldu mu? Oldu. Sen görürsün. Bir dakika dur. Sen karate kursuna gideceğim, tamam mı? Karate kursuna gidip seni aduket yapacağım sana. Aduket çekeceğim, görürsün sen. Oğlum orada yapsaydın ya, burada mı yapacaksın aduketi? Şöyle, aduket atacakmış. Sen de adım atamıyorsun. Atıyorum ya, adım. Hoş mu? Deniz Bey, kusura bakmayın. Vuralcan size küçük bir şaka yapmış. Ya gerçekten hiç önemli değil. Yani sonuçta biz onunla çok iyi anlaştık. Hepsi benim evladım. Ne münasebet. Pardon? Ne güzel münasebetler bunlar tabii. Evet, tamam. Keşke hep böyle münasebetler olsun. Semih, yarın akşam da görüşüyoruz değil mi? Baba adamın bakışları hiç hoş değil anneme. Yarın akşam 8'de buradayım, her zaman gibi. Aa baba, o yarın da geliyor. Peki ya sen? Ben müsaademi rica edebilir miyim o zaman? Yemeğe kalsaydınız. Ha, bir dahaki sefer olur mu? Ama hayır da demiyor, bu ne rahatlık ya. Bir sus lan. Ben sizi şöyle geçireyim. Semih! Sizi şöyle geçireyim ben. Allah Allah, ben geçirirdim ya. Ben geçiririm. Buyurun. Tamam. Vuralcan, sen de doğru odana gidiyorsun. Bir hafta cezasın, tablet yok. Ne? Tablet yok mu? Bu en az beni 3 ay daha problemli bir çocuk yapar. Ben size söyleyeyim. Roket! Ya Vuralcan biraz problemli bir çocuk. Biz biraz dertleştik. Ha. Ben de aynıydım. Annem babam aynı siz onun yaşlarındayken ayrılmıştı. Ya. Benim içerideyken düşünmeye biraz vaktim oldu. Hapse mi girdiniz siz? Yok, lavabodayken.
Düşünmeye biraz vaktim oldu. Ama şöyle bir şey, ben de onun yaşlarında babamın cebinden ufak tefek paralar kaçırırdım. Ne olur bunu problem etmeyin. Dikkatlerini çekmek için değil mi? Yok, ben bayağı hırsızdım. Kleptomani var bende. Aynen. Ya sizden de içeriden çaldım şunu. Kusura bakmayın ama zarar vermeyecek kadar çalıyorum. Yara bandı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. 6 kere 6. 36. Siktir edin, boş verin. Bu ne saçma bir tık? Bu bir daha derse falan gelmesin ha. Lan nereye? İç... Ah! Eşoliş! Anne! İç o... Anneciğim! Teke! Bırak peşimi anneanne! Can, ne oluyor oğlum? Terk ediyorum eve. I am clinic my closet anne. I am clinic my closet. Lan iç! Biz mi temizleyeceğiz bu yaştan sonra? Tabii sen temizleyeceksin. Valla elimde kalacak ha. Anneciğim, ne olur bir dur. Klinik. Buraya sen gel bakalım. Geç şöyle bir otur, seninle konuşalım. Bırak onu da bakayım. Ne oldu oğlum? Bırak. Ya yeter, ben sıkıldım. Sürekli ders ders yetmiyor, özel ders. Yok tabletim elimden alınıyor bilmem ne. Bak ben zaten problemli bir çocuğum. Bu yetmiyor mu ya? Hadi benim eyaletimi verin de ben gideyim. Neyi? Eyaletimi verin de ben gideyim. Tamam, eyaletini almana daha var oğlum. Yani şimdi bak, biz ne yapıyorsak senin için yapıyoruz Vuralcan. Benim için yapacaksanız bir arada olmanız yeterli, tamam mı? Anneciğim, bir arada olabilmemiz için ayrı kalmamız gerekiyor. Bence çok mantıklı. Ben içerideyim. Alo, Deniz Hocam. Birebir ders, evet. Bir saat yeter bana. Bak Vuralcan, biz annenle boşanmış olsak da hep seni düşünüyoruz. Hep senin yanındayız, destekleyeceğiz seni. Yani yaramazlık yap, şımarıklık yap, seni destekleriz. Ne bileyim, büyüyünce böyle ototevil hırsızlığı olur. Semih. Adam kaçakçılığı Semih. Olur. Adam yaralama Semih. Olur. Kaptırdım gidiyorum ben herhalde. Yani hep biz senin destekçiniz. Bunları yapma tabii, saçmalama. Ben hep sizi bir arada görmek istiyorum ama. Tamam, söz. Bundan sonra daha fazla bir araya geleceğiz, oldu tamam, mu? Tamam, tamam, bazı şartlarım var. Ne haftada iki gün tablet yetmez, 4 gün istiyorum. Bir de haftada bir gün anneannemi de alacağız, hep beraber yemeğe gideceğiz. O gelmesin. Ha? Hayır, olmaz. Olmaz. Bir de artık özel ders istemiyorum. Zaten sınavlarımı bilerek kötü yaptım. Gerçekten mi? Evet. Matematik benim ana dediğim gibi sadece ilgi çekmek için yaptım. Aa. 8 kere 9, 32. Resmen Pisagor ya çocuk. Başka? Başka bir de artık pedagoga gitmek istemiyorum. Zaten o geliyor oğlum bize. Bir de sizi çok seviyorum ben. Gel buraya. Gel seni yerim. Beni çok bana sarıl. Anana çok sarılıyor. Annem. Baba gitmeyeceksin değil mi? Gideceğim ama geleceğim. Yani hep geleceğim. Tamam o zaman. Roket! Roket! Şişt, bak, gel. Bunu da al. Eşyalarını yerleştir. Heh, boştu ki zaten. Ne bileyim, o zaman ben gideyim. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz yarın. Semih! Yapma Nevin. Olmaz. Biz artık boşandık Nevin. Yani ben artık bu evde kalamam, kusura bakma. Giderken kapıdaki çöpü atar mısın diyecektim. Çöpü atarız ya. O bir şey değil ki zaten. Ben gideyim o zaman. Git. Alabilirim. Git Semih. Git ama yarın unutma, terapimiz var yine. Roket! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Öyle bir zile doğru da gidiyordu. Safa tipin çok saçmaydı ya. O ağlayarak konuşma ve tekrar etmeyi provada mı buldunuz? Ha, evet. Matematik hocası hiç beklemediğimiz bir finale doğru gitti birden. Çok acayipti. Kleptomani çıktı. Yani skecin derdi çok gerçek olduğu için hani hakikaten böyle bir yani bir şey gibi izledik yani, gerçek hayattan bir kesit oldu yani böyle empati çok yüksekti. Çok böyle evinde işte annesi babası ayrılmış olan çocuklar vardır. Hani onunla ilgili mesajları çok doğruydu. Bence çok güzel yazılmıştı. O yüzden yazarı Atakan'mış. Atakan'a bir alkışlayalım. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.